Recuerdo lo que decía mi padre. A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. Bazen doğru tartması için teraziye hile katmak gerek, diyor Bay Blanco. Bay Blanco bir fabrikatör. Yani filmin başrolünde gördüğümüz Bay Blanco ki Javier Bardem tarafından canlandırılan bir karakter. Javier Bardem birçok filmini izledim, iyi bir oyuncu gerçekten. Ama bu rolüyle gerçekten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördüm. Yani kariyerinin zirvesinde bir oyuncu Javier Bardem. İşte Bay Blanco gayet hali vakti yerinde. Fabrikatör zaten teraziler üreten bir fabrikanın sahibi. Gayet işçileriyle, arkadaşlarıyla arası çok iyi. Hatta hangi düzeyde işçisi olursa olsun onlara diyor ki en ufak bir sorununuzda dahi gelip bana söyleyin. Yani bu kadar ilgili bir patron. Zaten filmin ismi İyi Patron, Good Boss. El Bien Patron İspanyolcası galiba. İspanya yapımı bir film. Görünüşte her şey kendi yolunda, kendi rayında güzel güzel ilerlerken zamanla dedim yani filmin başlarından itibaren farklı olaylar, farklı problemler ortaya çıkmaya başlıyor ve Bay Blanco rolünün doğası gereği, hayatının doğası gereği bu problemlerle uğraşmaya başladıkça işin içinden çıkamaz bir hale geliyor ve en sonunda çıldırma noktasına geliyor. Bu noktadan sonra bu pik dediğimiz noktadan sonra Bay Blanco tam tersi bir ruh haliyle artık davranmaya başlıyor. Aynen o Dr. Jekyll ve Bay Hyde romanındaki gibi. Hani insanların farklı boyutları, farklı katmanları vardır ama temelde hepimizin iki yüzü vardır. Biri dışarıya, dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüz, diğeri ise kendi gerçek yüzümüz. İşte Bay Blanco artık hangisi gerçek yüzü bunu asla anlayamıyoruz. Yani filmde ilk karşımıza çıkan yüzü mü yoksa o pik noktasından sonra bize gösterdiği yüz mü bunu anlamıyoruz. Yani artık olaylarla baş edemez bir seviyeye geldiği andan itibaren Bay Blanco diğer yüzünü göstermeye başlıyor. Bay Blanco'nun çocukluk arkadaşına nasihat ederken söylediği bazen doğru tartması için teraziye hile katmak gerek cümlesi çok manidar bir cümle. Çünkü gerek fabrikanın bir terazi üreten fabrika olması, Bay Blanco'nun bunun sahibi olması, terazi hani denge demek, adalet demek, balans diyoruz ya, o denge bozulduğu zaman hayatın akışı dengesi de bozuluyor. Hayat olağan akışının dışına çıkıyor. İşte Bay Blanco'nun da dengesi bozuluyor. O fabrikanın dengesinin ufak ufak bozulması Bay Blanco'da büyük bir bozulmaya neden oluyor. Böyle de diyebiliriz. Artı Blanco ismi de önemli, manidar. Çünkü Blanco İspanyolca'da beyaz demek. Beyaz ne demek? Saflık, temizlik demek, masumiyet demek. İşte Bay Blanco'yu biz bu yönüyle en başta tanıyoruz. O pik noktasından sonra Bay Blanco bizi o diğer yüzüyle, karanlık yüzüyle karşılıyor. Fakat artık içinden çıkılmaz bir duruma düşmüştür. 2021 yapımı İyi Patron filmi son zamanlarda izlediğim en iyi film oldu. Gerçekten tavsiye ediyorum.